önce diyelim dedik. Öncelikle hoş geldiniz diyorum ben. Bu hepinizin bildiği gibi bu Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle sürdürdüğümüz bu projenin çalışmalarına Ekim ayında başlandı. İlk olarak çalışmalarda kullanılmakta olan şu an hala malzeme tedariği noktasında kullandığımız aracı satın aldık. Ve ardından da tarihi konakta restorasyon çalışmaları hemen başladı ve hızlı bir şekilde de devam ediyor. Sizlerin de gördüğü gibi gelinen noktada bayağı bir mesafe de kat edildi. İhale takvimine göre de Aralık 2016'da bitirilmesi gereken, yani hedeflenen çalışmalar yine yüklenici firma tarafından Ağustos ayında tamamlanma sözü verildi ve şu anda da bu tarih doğrultusunda da ilerliyoruz. Aynı zamanda proje ekibimiz tarafından vatandaşlarımızın müzede sergilenmek üzere bağışladıkları eserler de toplanmaya başlandı. Bu konuda işte demin de bahsettiğim gibi hem aracımızla köylere çıkılmakta bu proje kapsamında bize gelen talepleri sürekli arkadaşlarımız değerlendirip yine haricen de işte ekipman sergilenecek olan ürünleri de toplamaya başladılar. Turgutlu'nun ve Turgutlu halkının bu konudaki hassasiyeti ve duyarlılığı da bizim açımızdan gerçekten memnuniyet verici düzeyde. Hatırlanacağı gibi yola çıkarken Turgutlu'nun müzesi Turgutluların desteğiyle kuruluyor sloganıyla hareket etmiştik. Çünkü bir kent müzesinin kurulabilmesi ve açıldıktan sonra da yaşayabilmesinin ancak o kentte ikamet eden vatandaşların destekleriyle ve ilgileriyle mümkün olabileceği de yadsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla şu an bu minvalde de ilerliyoruz. Tüm bu çalışmalar devam ederken müzenin teşhir ve tanzim uygulama projesinin çizilmesi, yani tasarımının hazırlanması ve akademik danışmanlık hususuyla ilgili olarak da Ege Üniversitesi öğretim üyesi tarihçi Sayın Profesör Doktor Engin Berber ve ekibiyle bir araya geldik. Engin Hocam ekibiyle birlikte müzecilik hususunda önemli bir deneyime sahip ve bizim hayalimizdeki Turgutlu'ya yakışacak olan projenin de en sağlıklı olarak onların işbirliğiyle hayata geçirebileceği düşüncesiyle beraber bu yolda da devam ediyoruz ve bir yol arkadaşlığı yapıyoruz burada. Kent Müzesi aynı zamanda Turgutlu ile ilgili eser ve vesikaların bir araya getirildiği ve araştırma ve uzmanlık kütüphanesine de sahip olacak. Ve böylelikle şehrimizin tarihi ve kültürüyle ilgili de akademik araştırmalara da kapı aralanmış olacak gelecek. Bu hususta da Sayın Engin Berber bize destek verecekler. Ben bu vesileyle davetimize icabet edip bugün bu arada bizi dinlediğiniz için de bu gelinen noktayı Turgutlu'ya duyurma noktasında icabetiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve şimdi yapılan çalışma. Hem burayı etkinlik salonu, toplantı salonu kullanabiliyoruz hali şu an %80 seviyesine geldik. Evet. Şeyler güçlü yani şu. Evet, ana hatlarıyla bitirdik. Elektrik alt yapısını bitirdik. Evet. Şimdi artık yan binamıza doğru geçiyoruz. Önümüzdeki ay sonu buradaki grubu tamamen bitirmek. Şu cam bir alan olacak zemin. Evet. Altta da teşhir anlamında değil mi? Bir şey sergilenecek diyorsunuz. Sayın Başkan, şöyle 4 tane değil mi? Doğru. Ozan Bey. Şöyle bir girişte. İki tane şurada Sayın Başkan, birer tane şurada olduğu üzere 35 santim derinliğinde 50'ye 50 evet. Bir yeraltı ışıklı sergi dolabımız var. Hı hı. İçinde ne sergileyeceğimizi sonradan karar vereceğiz. Bunun üstü nereye kadar cam geliyoruz? Geldiğimiz gibi gözükse de. Yok zaten bir ağızda yürümeye devam gerekiyor. Bir üst katın bunun hesaplarını biz maksimumunu düşünün. İleride müze olacağı için. Girişlemelerin değişmesi, bir statiker bir hocamızla çalışıyoruz. Yapan yok çünkü